Birçok seçmen oylarını adayların önemli konularda aldıkları tavra göre belirlediklerini söylese de bazıları adayların renk ya da etnik kökeni gibi faktörlerden etkileniyor. Buna kimlik politikası deniyor. Seçmenler oy kullanırken kendileri gibilerine oy verirler. Aynı ırktan, aynı cinsten, aynı dinden, aynı siyasi görüşlerden kişileri seçerler. Georgetown Üniversitesi profesörlerinden Mark Rome ve diğer uzmanlar 2008 yılında Güney Carolina eyaletinde yapılan ara seçimler öncesinde başkan adayı Hillary Clinton'ın bazı siyah seçmenlerin desteğini aldığını, eşi eski başkan Bill Clinton'ın o zamanlar senatör olan Barack Obama'yı eski bir siyah başkan adayıyla karşılaştırdığını hatırlatıyor. Jesse Jackson Güney Carolina ön seçimlerini iki kez 1984 ve 88'de kazandı. Senatör Obama da burada iyi bir kampanya yürüttü. Uzmanlar bu sözlerin siyah seçmenleri kutuplaştırdığını, seçmenlerin Obama tarafına kaydığını söylüyor. 2012'de de siyah seçmenlerin Başkan Obama'ya desteğini sürmesi bekleniyor. Irk ve etnik köken kimlik politikasının ana unsurları olsa da bu terim çok daha fazlasını içeriyor. Din Amerika kurulduğu günden beri kimliğin önemli parçalarından biri oldu. Katolik olmak 1928 başkanlık seçimlerinde adaylardan Al Smith, 1960'da ise John F. Kennedy için çok önemliydi. 2008 ve 2012'de ise Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin Mormon olması birçok seçmenin kutuplaşmasına yol açtı. Rodenberg Siyaset Raporu dergisinden Nathan Gonzalez ideolojinin de önemini vurguluyor. Cumhuriyetçi Parti için kimlik politikasında kimliği belirleyen en önemli etken muhafazakarlıktır. En muhafazakar kimdir? Kim en katıksız muhafazakardır? Soruları önem taşır. Güvenebileceğiniz en gerçek muhafazakar kimdir? Rick Santorum, hayatı boyunca muhafazakar değerler için mücadele etmiştir. Newt Gingrich, en zor zamanlarda muhafazakar değerleri sınanmış bir lidere ihtiyacımız var. Washington siyasetten vazgeçti ama Texas yoluna devam ediyor. Rick Perry muhafazakar liderlik için en ideal adaydır. Washington'u zorlayacak dürüst bir muhafazakar var. O da Rick Perry değil. Harvard Üniversitesi'nden siyaset bilimci Daryl Harris, kişiler derilerinin rengi gibi etkenlere göre değerlendirildikleri sürece kimlik politikasının devam edeceğini söylüyor. Amerikan toplumunda ırk, etnik köken ve cinsiyet gibi etkenlerin neden olduğu eşitsizliklerden kurtulamadığımız sürece ırkçılık sonrası dönem diye bir olgudan söz edemeyiz. Kimlik politikası yalnızca Amerikan siyasetine özgü bir unsur değil. Eski Yugoslavya, Ruanda ve Sudan gibi ülkelerde kimlik politikası nedeniyle kan döküldüğü acı bir gerçek. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.